Farklı kültürden iki kişi evlense mutlu olur mu? Bana sık sık sorulan sorulardan birisi bu. Hocam biz farklı kültürlerdeniz. Acaba evlensek sorun yaşar mıyız? Yaşarsınız. Evlenmeyin mi diyorsun hocam? Yani evlenin ama eğer şu üç madde sizde varsa öyle evlenin. Yoksa sorunu yaşarsınız. Çünkü herkes kendi taşıdığı kültürünü evliliğine taşır. Onu bırak ya, aynı anne babadan olan kardeşler anlaşamıyor. Düşünün, farklı anne babadan farklı kültürlere sahip iki insan bir araya gelmiş. Cümbüşün çıkacağı baştan belli. Ne zannediyorsun? Mutlaka bunun farkına vararak evlenmek lazım. Biz sorunlar yaşayabiliriz ama sorunları çözmeye niyetli olmamız lazım. Hiçbir şekilde sevgi ve saygımızı kaybetmememiz lazım. Birbirimize anlama çabası gösterirsek mutlaka ilişkimizin daha iyiye gideceğini fark etmemiz lazım. Şimdi bunları fark ediyorsanız eğer farklılığa rağmen ilişkiyi yürütmeniz kolay olur. Farklı kültürlerden evli olanların asıl sahip olması gereken 3 tane madde var. Eğer bu 3 madde varsa güzel. Yoksa sıkıntı yaşarsınız. Evlenmeyin. Kendi kültürünüze uygun, kendi düşünce yapınıza uygun bir insanla evlenin. Birbirinizi yormazsınız. Bak, benden söylemesi. Nedir bu 3 madde? Hemen veriyorum. 1. Farklılığa saygı. Bir defa onun senden farklı bir ortamdan, senden farklı bir anlayıştan geldiğini kabul edeceksin. Farklılığımız zenginliğimiz. İşte Kürtler, Türkler, göçmenler, Lazlar. Bunların her birisi Araplar, kısmen Arap da var bizde. Bunların her birisi kendine özel kültürü olan ve kendine ait güzelliği olan bizim zenginliğimiz. Bir defa buna bu şekilde bakmayı bilmek lazım. Ben eğer farklılığı zenginlik olarak gören bir insansam, böyle bir kafa yapım varsa benim, o zaman ben daha hoşgörülü, daha saygılı olurum. Bir defa bende bu var mı? Farklı kültürlere karşı hoşgörü, saygı ne kadar var? Bu ailenin yetiştirmesiyle ilgili. Bu ailenin o çocuğu yetiştirirken kendi gibi olmayanı dışlamaması, ayrımcılık yapmaması ile ilgili bir şey. Ve eğer zaten böyle bir durum varsa, bu kafa yapısı, sen farklı bir ailenin kızını seçtiğinde ya da oğlunu beğendiğinde olmaz, kabul etmiyoruz, yapamazsın, biz evlatlıktan reddederiz gibi tepkiler verir bu tarzda bir aile. Ha, böyle bir tepki veriyorlarsa böyle bir ilişkiyi evliliğe dönüştürmek akıllılık mı? Bu da değil. Akıllılık değil. Çünkü ailelerin onaylamadığı evlilikler yürümüyor. Bir de aile senin kendi kültüründen olmayan insanı düşmanı gibi görüyorsa, hiç istemiyorsa, bu çok daha zor. Yani zor bir sürecin içerisine girersiniz. Bunu da bilmeniz lazım. Farklılığa saygı. Eğer farklılığa saygı duyma kalitesi varsa, anlayışı varsa, farklı kültürden de olsa ilişki yürür. Evlilik güzel olur mu? Güzel olur. Zorluklar olur mu? Olur. Ama farklılığa saygı varsa o zorluklar da aşılır. 2. Ön yargısız dinleme becerisi. Şimdi özellikle ön yargılarımız bizim daha önceden, geçmişten aldığımız, öğrendiğimiz bilgilerden kaynaklanıyor. Ben neyle beslendiysem ona göre hayata bakıyorum, ona göre ön yargılarım oluşuyor. Onun için benim yetiştiğim kültüre ters gelen, eşimin sevdiği ya da onlar için normal olan şeyler vardır. Ben bunu ön yargısız dinlemeyi başarabilirsem onu anlamayı başarabilirim. Farklı kültürlerden olup da ön yargısız dinleme becerisi olmayan insanların da bence evliliği yürütebileceğine inanmıyorum. Çok sıkıntılı. 3. Değişime açık olabilmek. Şimdi farklı kültürleri kabul için biraz değişime de açık olmak lazım. Ben ailemden nasıl gördüysem, ben nasıl alıştıysam aynen öyle hiç değiştirmeden devam ederim kafası, değişimi istemeyen bir kafa yapısı maalesef bu tarzda bir ilişkiyi ve evliliği zora sokar. Farklılığı deneme, görme, gerekirse güzel şeyler varsa ondan faydalanma, istifade etme. Hatta onunla beraber değişme. Buna da hazır olmak lazım. Eğer bu 3 madde varsa
O zaman farklı kültürlerden iki insan çok rahat evlenebilir. Eğer bu üç madde yoksa o farklılıklar sorun oluşturur. Şimdi üniversite döneminde tanışmışlar. Kız Ege'li, oğlan Doğulu. Doğu Güneydoğu bölgesinden. Ve şimdi dedi ki hocam biz çok seviyoruz birbirimizi, evlenmek istiyoruz. Sorun yaşar mıyız? Yaşarsınız. Ama biz çok seviyoruz birbirimizi. Sevseniz de yaşarsınız. Yaşamamanız mümkün değil. Çünkü neden? Sen Ege'lisin. Ege'nin kendine göre bir anlayışı var. Doğu Güneydoğu'nun kendine göre anlayışı var. Ben mesela Doğu Güneydoğu karış karış gezmişimdir. Ben çok severim. Doğu Güneydoğu insanı da çok severim. Ama bazı alışkanlıklarımız birbiriyle örtüşmüyor mu? Örtüşmüyor. Yemek kültürümüz örtüşmez. Saygı anlayışımız asla örtüşmez. Doğu'da, Güneydoğu'da muhteşem bir saygı vardır. Çok değerli, önemli olduğunu hissettirirler insana. Çok güzel bir şey. Şimdi mesela ne yaşarsınız? Söyleyeyim ben size dedim gençlere. Evlendiniz. Annesi babası gelir. Bir hafta kalmaz. Ege'de anne baba bir haftadan fazla kaldığı zaman anne baba da rahatsız olur. Aile de rahatsız olur. Boğulduğunu hisseder. Allah Allah. Evet. Bir hafta 10 gündür. Ama Doğu'da, Güneydoğu'da öyle değil. Bir gelir aile, aylarca kalır. Artık o mutfak senin değil, onun mutfağıdır. Çok rahat. O ev zaten kendi kızımın evi, oğlumun evi düşüncesiyle bakar. Doğru, haklı. Ama bizim Ege'de böyle değildir bu. Ve sadece ailesi, annesi, babası kalsa tamam. Bütün sülale gelir. Gelenler aylarca kalır. Hiç bundan rahatsızlık duymazlar. Misafir sevilir, misafir başın tacıdır. Bizde misafir sevilir ama fazla kalmasa iyidir. Şimdi bütün Egeliler böyle midir? Genelde bütün Ege'yi gezdiğim için, bakın yorumlarınızı da bekliyorum, genelde böyledir. Ama Doğu Güneydoğu öyle değildir. Acayip bir misafirperverlik vardır. Görüyor musunuz? Sadece bir özellik. Bak, yemeğe girmiyorum, başka konulara girmiyorum. Birçok konuda birbiriyle örtüşmüyor. Ama Doğu Güneydoğu'nun alınabilecek güzellikleri yok mu? Var. Onlardan istifade etmemiz lazım değil mi? Lazım bence. Anne babaya saygı ile ilgili öğrenmemiz gereken çok şeyler var onlardan. Sonuçta farklı kültürlerdeki insanların birbiriyle kaynaşması için bu üç madde gerekli. Farklılığa saygı, ön yargısız dinleme becerisi, değişime açık olabilmek. Eğer bu üçü yoksa farklı kültürden olan insanlar birbirini çok yorarlar ve o ilişkinin devam etmesi kolay değil. Benden söylemesi. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. Takipçi sayımız neredeyse 100 bine ulaştı. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.